Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başlatmış olduğumuz Next.js öğreniyoruz serisinin dördüncü chapter beraberiz. Bu başlıktan anlaşılacağı gibi layout ve page yapısı ile ilgili. Aslında layout ve page derken neden bahsediyoruz? Next.js'teki app router'ın mantığını kavratmaya çalışan, daha doğrusu temellerini arttırmaya çalışan bir kısım. Hem iç içe Routing işlemlerini hem layout'un ne gibi artısı olduğunu üstten değinen özet geçen güzel bir chapter olmuş. İsterseniz çok uzatmadan birlikte başlayalım arkadaşlar. Burada ilk başta bizim app folder'ının URL üzerindeki etkisinden bahsetmiş. Siz app altına dashboard folder'ı açarsanız aslında URL'e bir petine bir ekleme yapmış oluyorsunuz. Dashboard peti ve bu dashboard'un içerisine bir folder daha açarsanız atıyorum burada faturalar folder'ı açılmış. Bu da diğer e, URL petine eklenen kısım olacak. Bu şekilde bu iç içe gidiyor arkadaşlar. Siz bunun içerisine atıyorum işte e, Ozan diye bir folder açmış olsaydınız şuraya örnek veriyorum işte aynı şekilde Ozan diye bir kısım daha gelmiş olacaktı pete bunun uygulamasını göstermiş mi? Evet göstermiş. Dashboard page'ini oluşturalım demiş ve bu dashboard page'ini app altındaki dashboard altına oluşturalım demiş. Burada gördüğünüz gibi ilk başta hiçbir folder yoktu. Sadece UI var, lib var ve diğer kısımlar var. Şimdi yapacağımız işlem dashboard. Bu dashboard'umuz arkadaşlar bizim URL'imizde nasıl bir etki yapacak? İlk başta gösterelim. Şu an şu dashboard'a bir baktığımızda ne göreceksiniz? Pardon, yazım hatası yaptığımız için zaten hata verecek ama doğru yazalım. Evet. Şu an aslında hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Neden? Bizim bu dashboard folder'ının bizim URL betinde gözükebilmesi için bir page eklemek zorundayız. Layout zorunlu değil arkadaşlar ama eğer bir Folder ekleme yapmak istiyorsanız kesinlikle page file olması lazım. Ve biz de page.txt diye bir file açıyoruz. Ve burada page.txt e ne demiş? Export default function page deyip şunu yazdıracak ekrana. Ve artık şu URL petimiz daha yeni görmüş olduğunuz hatayı silip şu dashboard page'i gösterebilir hale gelecek. Örnek veriyorum. Önceki sayfamızda, pardon şu ana sayfamızda ve şunu bir kapatalım. Şu ana sayfamızda ve şu an dashboard'a gittiğimiz zaman artık bir dashboard page'imiz daha olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Eğitimden devam edelim. Eğitim dışına çıkmayalım. Görebilirsiniz demiş. Okey. Burada bir pratik yapmamız için iki tane görev verilmiş. Neymiş? Birinci görevimiz customers. ikinci görevimiz faturalar. Gelelim birer tane oluşturalım. Bunlar nereye açılıyormuş arkadaşlar? Dashboard altına. Yani geliyoruz dashboard altına bir customers diyoruz. Bir de neydi? Evet, faturalar. Gelelim. Bir de faturalar folder'ını açıp şuraya pdx şuraya pdx diyoruz ve Gelelim. Şu an uğraşmamak için şunları alıp şöyle şuraya yapıştırıp şuraya sadece adlandırmayı değiştirelim. Diyelim ve şuraya da customers diyelim. Customers. Şimdi ne olması gerekiyor? Şurada da göstermiş. Dashboard faturalar kısmında bu gözükmesi lazım. Dashboard customers müşteriler kısmında da bu gözükmesi lazım. Gelelim. Customers diyelim. Gördüğün gibi customers geldi. Bir de şuna bakalım. Ve burada da gördüğünüz gibi faturalar sayfamız geldi şu an. Şurada bir sol bir bakalım. Ne diyor? Burada aslında appin altındaki dashboard altına ekleme yaptığımızdan bahsediyor. Ve hepsi PHSX fark ettiyseniz layout'a daha girmedik. Bu layout kısmına da birazdan gelecektir. Aynen benim yaptığım gibi kısımları direkt almış. Evet. Şimdi arkadaşlar birlikte dashboard'da bir layout sistemi oturtacağız. Yani bu layout sisteminin asıl amacı ne arkadaşlar? Aslında sayfalar genel sayfalarda gözükmesini istiyorsunuz diyelim. Diyelim ki sizin dashboard tarafında bir sidebar'ınız var ve bu bütün dashboard'la ilgili atıyorum işte faturalar, müşteriler, kargolar hepsinde gözükecek. Ve bu layout yapısı ortak kullanılan bir arayüz. Bu ortak kullanılan arayüzü ne yapıyorsun abi? Direkt dashboardta yani en genelde tutmak istiyoruz. Çünkü dashboard'un altındaki bütün page'lerde görünecek bir arayüz. O yüzden bunu dashboardun rootundaki page'in yanına bir layout açıyoruz. Ve burada da zaten gördüğünüz gibi dashboardun içerisine direkt layout açmış. Eğer siz mesela customers altına layout açarsanız customers ve onun altına gelebilecek diğer nested şeylere uygulamış olursunuz. Ama bizim şu an yapacağımız işlem dashboard'un genelini kapsıyor. O yüzden şunu şu şurada vermemiz gerekiyor. Ne yapmış? Burada bir site nav'ımız varmış ve site nav'ımız bizim UI içerisinde bulunuyormuş. Zaten bu repo bu şekilde geldiği için kod yazmadan ilerleniyor. Neymiş site nav burada neler varmış bir üstten bakalım bir logomuz varmış logomuzu link içerisine almış onun dışında nav linkslerimiz varmış nav linkslerimiz ise o da şurada neler varmış işte faturalar dediğimiz gibi ve diğer istersek ekleyebiliriz kısımları customers daha yeni açmış olduğumuz iki folder bulunacak yani şu şu an sidebar'da. Gelelim şu layout'a şunu kopyalayalım. Burada yaptığımız işlem, işlem aslında şuradaki layout'la aynı işlem. Sadece şu layout bütün sayfamızı kapsıyorken şu layout sadece dashboard'umuzu kapsıyor. Ve burada diyoruz ki bizim şurada zaten flex koldan anlamışsınızdır. Şu kısım bizim bir saatler kısmımız. Şu kısımda bizim bu page altına gelecek hepsini kapsayan kısımlar. Yani bu hepsi neler arkadaşlar? E, customers da bu layout'a dahil olacak. Faturalar da bu layout'a dahil olacak. Örnek veriyorum buraya farklı bir şey açılırsa o da bu layout'a dahil olacak. çünkü fark ettiyseniz şu genel tarafta children'lar yani diğer bahsetmiş olduğum alt folder'larda yan kısmına gelmiş olacak. Sayfamızı bir yenileyelim. Birlikte tekrar projemizin son haline bakalım. Gördüğünüz gibi gelmiş ve şu an mesela home'a gidelim. Home'umuz dashboard. Customers customers. Şu faturalarımız ve burada da fark ettiyseniz sign out var. bu kısımları ilerleyen taraflarda, ilerleyen chapter'larda dahil edeceğiz. Şu anlık dahil değil. Şu anlık dahil ettiğimiz kısımlar bunlar aslında. Benim hedefim arkadaşlar 16 chapter'dan oluşuyor. Bu 16 chapter'ı hızlı hızlı onlar 15'er dakikalık videolar halinde eritip Sonrasında birlikte bu projeye benzer veya benzer olmasa bile bir e-ticari sitesi ayağa kaldırmak ve bunu tamamen birlikte yazmak. Şu an mesela kodları biz yazmıyoruz. Şu an mantaliteyi öğreniyoruz ve Next'in temellerini öğreniyoruz. Yani React'ı bilen bir kişinin Next'e geçerken ki hızlı bir şekilde kavrayabilmesi için çerez bir eğitim serisi gibi düşünebilirsiniz. Zaten Next de kendisi bu eğitim serisini yayınladığında... React'a geçtikten sonra, tamladıktan sonra bu eğitime başlanmasını önermiş, çünkü e, detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız ilk React'i bitirip Next'e geçmeniz daha sağlıklı olur. E, geçelim, devam edelim. Şunu da bağladık. Ne diyor? Aynen bizim bahsettiğimiz olayı bahsediyor. Dashboard'un altındaki layout'u alıyorsun diyor. Dashboard'un altındaki layout aldığında şu çıktıyı alman gerekiyor diyor dashboard kısmında. Biz de aynen bu çıktıyı aldık ve fark ettiyseniz arkadaşlar sayfalarımız değişiyor. Yani URL'imiz URL'e odaklanın şu an durmadan değişiyor. Şu kısım durmadan değişiyor. Şuradaki şu kısmımız hatta şöyle gösterebiliyor muyum? Şu kısmımız durmadan değişiyor fark ettiyseniz. Ama şu bizim layout içerisine aldığımız site gördüğünüz gibi sabit. Hiç değişmiyor. Çünkü Bizim bu dashboardumuzu genel kapsayan bir nav var olduğu için Gelelim burada da benim dediğim kısımdan bahsetmiş daha yeni e, Ne demiş şurası bizim Layout ile eklediğimiz navımız Bu kısım ise bizim aslında folder içerisine eklediğimiz page.tsx'ler Yani customers bu kısımda Sonrasında faturalar bu kısımda e, ve home yani ana dashboardumuz da şu an şu kısımda Okeydir root layout yapısından bahsetmiş. Root layout'umuzun içerisinde inter font'u olduğundan bahsetmiş. O yüzden inter font'unu eklememize gerek yok demiş. Bunu in chapter 3'te zaten görmüştük. Okey. Burada bir quiz sorusu daha sormuş. Layout'un faydası nedir? Layout ne işe yarar? Ona bir bakalım. Layout'un asıl amacı aslında arkadaşlar arayüzü, ortak arayüzü birden fazla sayfada kullanılabilir hale getirebilmek evet. Share across multiple page. Cevap bu olsa gerek. Evet. Dördüncü chapter'ımız neymiş? Navigation. Sayfalar arası navigasyon işlemi. Ni, link kısmı komponenti ile ilgileneceğiz. buna da diğer videomuza bırakalım. Eğer kafanıza takılan bir şey olmuşsa olursa şayet çekinmeden sorabilirsiniz. Ben ilk müsaitliğimde yanıtlamaya çalışırım. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.